السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا صلاة وسلام على رسول الله، مدد يا مشايخ الرسول، مشايخ الأخوة، أعز دار سلام شيخ محمد ناظر القرآن الرسول، مدد. آيات الكريمة ده وقدوم مزجي وإني لغفار من تام وآمن ثم اهتدى. آيات hutbede okuduk ayet, Müslümanlara tövbe edenlere Müslüman olsun olmasın, herkese müjde veriyor. Günahlarınız dağlar kadar olsa tövbe edip de iman ederseniz, hep günahlarınızı affederim. Sümmehtede, hidayete ererseniz, yani bütün insanlara iman ettikten sonra kimsenin bir dışarıda kalacak, yani Müslüman gayrimüslim diye ayırt etmedi. Hepsini Allah yarattı. Allah da herkesi hidayete davet ediyor. Hidayete ne için davet ediyor ki? Merhametini üzerlerine koysun diye. Merhamet herkesedir. Ama isteyene, istemiyorsan merhamet sen bilirsin ama kendin bilirsin. Ama akıllı insan tövbe etmesi lazım. Hakkı kabul edip yaptıklarından pişman olursa Allah affeder. Allah affeder ve yaptıkları günahları hasanata tebdil eder. Sevap yazılır. Günahlar sevaba çevrilir, tebdil olur. Öyle ki diyor, kıyamet günü hesaba sorulduğu vakit mizan teraziye konulduğu vakit ameller bakar, ilk başlar her taraf günah yazmış. Günahlar dağlar gibi. Sonra sonuna doğru bakıyor, o adam iyilik yapmış, sonuna doğru iyilik yazılmaya başlamış. Bu defa gene başa dönerler ki baksınlar, bakarlar ki hepsi sevap olmuş. Çünkü sonu tövbe etmiş. Allah da onun tövbesini kabul edip sevap yazmış. O günahlar hep silinmiş. Onların yerine hepsi sevap olmuş. Baştan sona sevap olmuş. Yani sonra ne kadar günah işlese sonunda tövbe edip de iman ederse Allah onun tövbesini kabul ediyor. Allah merhametlidir, cömerttir Allah. Kimseyi cehenneme koymak istemez ama insan kendi elinden şeytana tabi olup da Allah'a isyan edince kendi kendini azaba, eziyete, cehenneme atıyor. Çünkü Allah açmış. Kapamış olsaydı cennet kapısını dersin ki Allah istemiyor kimseyi cennete, hepsini cehenneme atacak. Yok, öyle bir şey yok. Dağlar kadar diyor Allah Azze ve Celle, günah işlesen gene sonunda tevbe ettikten sonra hepsini iyiliğe çevirip sevap, dağlar kadar sevap alacak senin. Ha, tabii şimdi bazı insanlar diyor ki ben sonra tövbe ederim. Yok öyle, şimdi garantin yok yani. Kalacak mısın, tövbe edene kadar kalacak mısın? O yok. O garanti yok. Onun için herkes, imanlı olsun, imanı zayıf olsun, namaz kılsın isterse, günde 100 rekat, 1000 rekat namaz kılsın, gene tövbe istiğfar etmesi lazım.
Yine bir hadis-i şerifa diyor, günde üç defa Estağfirullahal azim lezi la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve etubu ileyh derse, deniz köpüğü kadar günahın varsa hepsi affolunur. Yani günde bunu üç defa da bizim için söylememiz çok büyük bir nimettir. Büyük bir berekettir. Hediyedir Allah tarafından bize. Gene hadis-i şerifte okuduk hutbede. Peygamber Efendimiz diyor ki, bazı insanlar günahları cennete sokar demiş. Sahabe Hazretleri şaşırmışlar. Yani bir Allah, Allah'ın peygamberi demişler, nasıl günahla insan cennete nasıl girer demişler. Demiş ki, o günahı işleyince mümin o gözün önünde olur günah. Ona tövbe eder, pişman olur, onun sayesinde cennete girer. Hani böyle her şeyde bir hayır var. Ama dediğimiz gibi en mühim şey aklımızdan Allah'ı peygamberi çıkarmayıp tövbe istiğfar etmek. Onlar Allahu haziri, Allahu şahidi, Allahu naziri. Allah ben şahidimdir. Allah benle hazırdır. Ben naziri, benle bana bakıyor. Nazarı altındayım. Allah'ın nazarı altındayım diyor. Yani hiçbir yere kaçamam. O vakit insan yaptığı, tabii insan hali istediği kadar dünyada bunu aklında kalsın. Gene de günah işlemeden duramaz insan. Onun için günde her defa bu üç defa estağfurullah azim lezi la ilahe illahu hayyel kayyum ve etubu ileyh deyip her gün 170 istiğfar, 100 istiğfar ne kadar çekebilirse çeksin her namaz vaktinde. O çekiliyor tabi. Bu büyük bir nimettir. Müslümanlık merhamet dinidir. Merhamet dini olduğu için herkesi bu nimetlere davet ediyor. Dünyada eziyet çekerlerse, çeken varsa, hiç olmazsa ahirette eziyet çekmesin. Dünyanın eziyeti bir şey değil. Hepsi Müslüman için hayırdır. Boşa gitmeyen şeydir. Ama Allah'a inanmayıp, Allah'a isyan edip de Allah etmesin küfre giden insanlar için çok üzücü, kötü bir şeydir. Onların kaçacakları yer yok. Allah'tan nereye kaçacaksın? Allah sana fırsat vermiş. Gel buyur demiş. Sen yok istemem. Bir de Allah'a küfredersin, söversin. Ona asi olursun. Sen kendi kendine helaka atmış olursun. Kabahat seninle şeytanındadır. Allah muhafaza etsin. Allah hepimizi tövbe etsin. We are speak today in hutbah for ayah. Allah Azze ve Celle, he said, I am the most forgive one for who their want to believe and to be repent after this they will be in right way. I am the most forgiving one. This is word from Allah, the Creator. He is the most merciful. He want people to be forgiven. He don't want anybody to go to hell.
But people, they are going to hell. Allah open not only for Muslim, for mu'min this way for to repent. No, for everybody. For everybody who is Muslim or not Muslim, they can be repent and to believe in Allah and His order. So he will be the most forgiven one. It is good tidings. Don't be idiot. The idiot who selling very few days in this dunya for ever eternal life. It is big favor from Allah for everybody. He's not saying for non-Muslim don't come, only I want Muslim to repent. No, for everybody. But they must repent and they must believe on him. And what his order, they must obey, not give their opinion. Their opinion, they take them to bad place, very ugly place, very dirty place. Even in dunya, they are doing this, but they are thinking we are doing good. No, for everybody, the best way, Allah way, and His promise. We are believe in His promise. He can do anything, everything He doing. He said, when you repent, if your sins like mountains, I forgive this for you. I forgive this for you, and even I change it to good. Hasana? Good deeds. Good deeds. And you will reward for this. And for Muslim also, every day we must make repent, and especially there is must say three times Astaghfirullah al-Azim al-Ladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Sayyidina Abu Mas'ud, he said, if you say this three times a day, if you're seen like tide of the waves of the ocean. Waves of ocean, Allah forgive this for you. So it is a good thing for believer, because we are believing and Allah, He's doing the best for us. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said in hadith also, Allah put mu'min in paradise by sin. If he do sin, Allah put him in paradise. Companion, there was surprised. Prophet sallallahu alaihi wasallam, how it can be somebody to make sin and after it will be in paradise? He said, the believer mu'min, when he doing sin, it is coming on his eyes, and he looking what I do for this. I am sorry to do this. I am ashamed from this. So I repent from this.
So Allah is changing to good reward and putting in paradise. And in the day of judgment, when coming everybody, it will be asked for what he done. Some people coming, they beginning to read their book, the first maybe more than 3/4, it is bad action, bad doing. After the end coming, it is good, the end of this. But first, they put in a scale, and there, how it will be now, it's the sins seen more than good day. When after coming back to see how it must be, which it is more, and they saw, it is all becoming good day. Why? Because Allah changing. He is after, when he do good thing after the end of his life, he changed all these sins to good action, and the reward, as it is all good. He's generous. He he's happy to people to do good thing, not to do bad thing. Even the end, he is happy, and he changed all of this. So don't be hopeless. What you do, you done, don't be hopeless. You repent for Allah, and Allah is most generous. He will be forgive you, because his word not like our word. His haq, the truth, his from his attribute, the most magnificent attribute, to say truth. So it is good for us. And he is he don't want people to be in bad way, but people they said we are free, they can't to go to hell or what were they want to go. But normally Allah, he is happy for people to come to paradise. If he want to people to go to hell, he was closing door of paradise, but it is open for everybody. So come to paradise, come to Darussalam. Wa min Allah at-tawfiq al-Fatiha.